Close test. Ben senin için farkladım zaten. Exonus Prepulsion sorusu. Asia Minor dediklerinin Anadolu olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Küçük Asya. İşte Anadolu kıyılarındaki Efes ve diğer Grek şehirleri bu arkadaş ele geçirmiş. Falan sahilde hatırlarsanız on sahil açığında of ile kullanıyorduk. Bu da o kullanım. Sahilde de dediğim şey. 22. Bu arkadaş bakın hospitality yapmış. Yani bir konukseverlik yapmış ve ne yapmış? Böyle cömert hediyeler vermiş. Grek tapınaklarına. Generous, cömert de. Ambiguous, belirsiz, negligent, ihmalkar, plausible, mantıklı, affordable, ekonomik, ucuz. Ucuz hediye herhalde güzel olmazdı tapınağa. Yani tanrıya falan veriyorsunuz. Arkadaşın ne kadar zengin olduğunu göstermiş. Enormous rich de bir insan. Generous olduğundan bahsediyor. Cömert olduğundan. 23. Bu arkadaşlar ne yapmışlar? İşte Teyakuz'a işte Pers İmparatorluğu, işte Büyük Keyhüsrev Kairos'un yani Kisros neyse bu arkadaşın ismi Keyhüsrev diye de bilinir. Bunun yükselen gücü altında bizim Kaun, Babil, Efes, düzeltiyorum Babil, Mısır, Grek, şehir devleti, Sparta gibi şeyleri İran şehir devleti Sparta'yı bir ittifak oluşturmak için Perslere karşı kışkırtmış. Ama daha ittifak oluşmadan bakın before the alliance form olmadan ne olmuş? Savaşta bulmuşlar kendilerini meşhur bizim Kavrun'la Keyhüsrev. Okey. Sıttık burada. İttifak oluşma çabası ama oluşmadan savaşa girmişler. Monogur üstelik. Foysuz örneğin. Hence bundan dolayı likewise benzer bir şey değil. 24. Tabii ki efsaneye göre. Legend'ı biliyorsanız sorun yok. Efsaneye göre Kronik'te çok nadiren doğrulan dağılaç ama doğru oluyor işte biliyorsunuz. 80 çıtasının üstünü ölçmek için böyle ender gözüken bağlaçlardan doğru yaptılar. Bu sefer Kornik'i doğru oldu. İşte efsaneye göre Delphi kehaneti demiş ki Karun'a şuna dikkat birazdan diğer sorunun kopyası olacak. Told that eğer o savaşa girerse Perslerle kuvvetli bir krallık yıkılacak demiş. Ama bu kehanet ona şunu söylememiş. Yıkılacak imparatorluğun kendisininki olacağını söylememiş. Çekecek arkadaşlar. Report speech hatırlıyorsunuz değil mi? Bir de cephas. Kainat ne yapar? Gelecekten haber verir. Gelecek bizim geçmişten şimdi kalmış. Artık will değil, would da söylenir. Bunların hiçbirisi maalesef olmuyor. Niye? Tensle alakalı sıkıntılar yüzünden. Fark ettiyseniz. Şu abimiz bir derece geçmiş olma kültürünü kullanıyor. Report speech'lerde hatırlayın. Will'leri would, can'leri could, may'leri might yapıyor. İşte bu o durum. Present tense past yapıyordu. Present perfect past perfect yapıyordu. Past perfect yapıyordu. Tam bu. Gerçekten detil içerisinde would meşhurdur. Will would. Bütün mesele detten önceki yüklenen past mı present mi ona göre belirlenir. Çok da bilindik bir durumdur. Bakalım.